Bugün sizlere çok güzel bir haber vermek için bu kısa videoyu çekiyorum. Çünkü 2021 Haziran'ında yıllar sonra ilk kez Tolkien'le ilgili yepyeni bir kitap gelecek. Herkese selamlar. Orta Dünyaya hoş geldiniz. Ben rehberiniz Murat Sönmez. Bugün sizlere işte gelecek olan bu kitaptan Orta Dünya'nın doğasından bahsedeceğim. Geçtiğimiz cuma günü ortaya çıkan bir haber. Aslında ortaya çıkan diyorum ama Türkiye için ortaya çıkan bir haber. Çünkü ilk okuduktan sonra bir araştırmaya başladım. Neymiş, ne değilmiş öğrenmek için ve gördüm ki 2021 yılında bu kitabın Çıkacağı zaten bu senenin Haziran ayında belliymiş ortaya çıkmış yani bu kitap böyle bir kitap oldu ama Türkiye'den biz bunun farkına varamamışız. Ben şahsi olarak Orta Dünya ile ilgili yurt dışındaki siteleri takip etmiyorum çünkü Orta Dünya'ya yeni bir bilgi yeni bir bir ürün gelmediği için onları takip etme ihtiyacı da duymuyorum. Sadece dizi için diziyle ilgili haberleri takip ettiğim farklı farklı yerler var. Fakat Orta Dünya'nın kendisiyle ilgili kitaplarla ilgili bir yeri güncel bir yeri takip etmiyorum. O yüzden de benim gözümden kaçtı ama Türkiye'deki hemen hemen herkesin de gözünden kaçmış. Kitabın 2021'de ne zaman yayınlanacağı kesinleşince tekrar haber olmuş bu olay ve bu sayede de bizim de aslında haberimiz oldu. Bir izleyicim Alper Ç. adlı bir izleyicim beni de tagleyerek bu haberlerden birini tweet atmış. Ben de oradan fark ettim. Ben baktım neymiş ne değilmiş öğrendikten sonra ben bir tweet attım. Ardından da e, Türkiye'deki bütün konuyla ilgili mecralarda bu haber e, ortaya çıktığı Herkes bir haberini yaptı sonuç olarak. Yani Türkiye'yi uyandıran Alper Ç.'ye. Ben buradan teşekkür ediyorum. İlk başta haberi gördüğüm zaman acaba mektuplardan mı bahsediliyor? Neden bahsediliyor? Çünkü biliyoruz ki aslında yayınlanacak her şey yayınlandı. Ne yayınlanacak olabilir ki? Kitap neyle ilgili? dedim araştırmaya başladım ve gördüm ki gerçekten de Tolkien'in bundan önce hiçbir yerde yayınlanmamış ortaya çıkmamış makaleleri bu kitabın konusu olacakmış. Tabi makaleler içerisinde de orta dünya ile ilgili pek çok yeni bilgi olacak. Kitabın yayıncısı diyor ki bu kitap Okuyucuların Tolkien'in sırtından bakmasını, arkasından olaylara bakmasını sağlayacak bir hazine değerinde demiş kitabın yayıncısı. Göreceğiz bakalım hazine değerinde mi? Ben de gerçekten yıllar sonra ilk kez bir kitap için bu kadar heyecanlandım diyebilirim. Kitabın ismi Orta Dünya'nın Doğası. Ama Orta Dünya'nın Doğası denirken Anladığım kadarıyla işte ormandan, kuştan, böcekten, hayvandan bahsedilmiyor da doğası derken orta dünyanın temelleri anlamında o doğayı kullanmışlar. Bu haber ortaya çıktıktan sonra tabi pek çok da tweet atıldı. Bana geldi insanlar tepkilerini, takipçilerin tepkilerini göstermeye başladılar. Ve pek çoğunun aklında bir endişe var. Acaba uydurulmuş bir şey mi? Yani Acaba Tolkien gerçekten kendi mi yazdı kendileri bir şeyler yazıp satmak para kazanmak için mi yapıyorlar diye böyle bir güvensizlik olmuş kitaba karşı benim takipçilerden aldığım geri bildirime göre. İçiniz rahat etsin. Araştırdım ve e, böyle bir şey olmadığını gördüm. Kitabın editörü Carl Hostetter diye bir adam. Bu adam herhangi biri değil. E, özellikle de elf dilleri üzerine çok çalışmış, ürün vermiş, kitap yazmış bir adam. Yani öyle her, herhangi bir alelade bir adam değil arkadaşlar. Bu yazıların editörü, o yazıları toplayan, derleyen, toplayan kişi. Fakat bundan daha güzeli Karl. E, Christopher Tolkien ölmeden önce onunla birlikte bu kitabı hazırlamaya başlamış. Yani Christopher Tolkien Tolkien'le de onun ömrünün son günlerinde de çalışma şansı bulmuş. Bir yandan demek ki belki de Christopher Tolkien'in ömrü vefa etmedi bu kitabı derlemeye ve çok da yaşlanınca bu işi demek ki ona paslamış ve birlikte de çalışıyorlarmış. Christopher Tolkien'in danışmanlığı altında tabii o vefat edince bütün işte diğer kişi karla kalmış gibi gözüküyor. Tolkien Vakfı onaylı bir kitap. Tabi işin içerisinde Christopher Tolkien ve Tolkien Vakfı da olunca bu kitapta okuyacağımız bilgilerden de bir kuşku duymanın da bir anlamı kalmıyor. Peki ne olacakmış? Yani bazı bilgiler var mı? Ne olacak? Bu kitabın içerisinde ne yeni şeyler öğreneceğiz? Ne hakkında olacak? Hem doğasıyla ilgili yani fiziksel doğayla ilgili bir takım şeyler olacakmış. Hem de metafizik konular olacakmış. Mesela elflerin ölümsüzlüğü, elflerin yeniden doğuşuyla ilgili yeni bilgiler gelecekmiş. Valar hakkında yeni daha önceden bilmediğimiz şeyler gelecekmiş. Ee, onun dışında fiziki şeyler hakkında da var. Mesela Gondor'un... Ee, jeolojik özellikleri ya da Gondor'un e, coğrafyası ile ilgili yeni yeni bilgiler gelecekmiş. Onun dışında e, çok enteresan şeyler de var. Mesela Hobbitlerin sakalları var mı? Ya da işte sakallı kadın cüceler var mı? Ya da onlarla ilgili de makaleler olacak gibi gözüküyor. Numenor'la da ilgili bir bölüm olacak ya da Numenor'la ilgili de makaleler olacakmış. Ve orada da yine Numenor'un... Doğal yapısıyla ilgili orada yaşayan canlılarla ve bitkilerle ilgili de yeni yeni bilgiler gelecekmiş. Şimdilik aslında kitabın ne ile alakalı olacağına dair çok fazla bir bilgi yok elimizde. Sadece bu başlıklar paylaşılmış. Bunlar bile insanı heyecanlandırmaya yetiyor. Çok enteresan, ilginç, yeni açılımlar ortaya çıkaracak bir kitap olabilir. Bu zaten History of Middle Earth'ün de son kitabı olarak da bir yandan düşünülmeye başlandı. 2021 Haziran'da bu kitap gelir gelmez ben de bir tane mutlaka hemen edineceğim. Öncelikle kendim için onu bir okuyacağım, göreceğim neler olduğunu ve tabii ki size de bir videosunu çekeceğim içinde ilginç şeyler var mı? Para verip almaya değer mi? Ben eninde sonunda mutlaka alacağım tabii ki ama herkes için aynı şey söylenemez. Peki Türkçe çevirisi olur mu bu kitabın diye sorarsanız eğer hiçbir fikrim yok açıkçası. Olur ya da olmaz desem ikisini de uydurmuş olurum çıkınca ya da çıkmadan önce bunu da İtaki'ye sorarız ve eğer güzel bir cevap alırsak onu da sizinle paylaşırım. Bugünlük bu kadar. Heyecanlıyım bu kitap için. Gerçekten yıllar sonra düşünüyorum, bilmediğim içinde bilmediğim bir şey olan kitabı en son ne zaman okudum? History of middle Earth'ten beri bir şey okumadım. Yani Beren ve Luthien çıktı, Gondolin'in düşü çıktı ama onlar şeyler zaten History of Middle Earth'te bulunmaktaydı. Yeni şeyler yoktu içinde ama bu sefer gerçekten yepyeni bir kitap. Bu heyecanlandırıyor beni. Görüşmek üzere kısa dedim ama yine de çok konuştum galiba. Herkes kendine iyi baksın.